Merhaba. Şimdi Instagram'a birkaç video paylaştım. Ben şeyi arıyorum. Döndü Boztepe'nin oğlunun ve muhabir Müge'nin beraber çekim yaptığı ve dediği işte burada bir koku var dediği bölümü ve kışın çekilen bölümleri karşılaştırdım. Arkadaşlar açıkça size söyleyebilirim. Maalesef oğlu Uğur Boztepe de bu kurguya katılmış. Yazıklar olsun senin gibi evlada diyorum. Yazık oldu kadıncağıza. Sen kalk, doğur, büyüt, besle, evlendir ve senin ölümün üzerinden kendi evlatların bile sessiz kalsın bu kurguya. Bu kurguya katılsın. Öyle bir bölüm yok arkadaşlar. Ve size hemen dikkatinizi çekmek için söyleyeyim. Muhabir Müge ile birlikte oğlu Uğur Boztepe orada çekim yaparken muhabir Müge hafif kilo almış. İlk zamanlarda bunu işlerken zayıftı ve uzun siyah bir kabanı vardı. Onu giyiyordu. Buz gibiydi. Ellerinde eldivenleri bile vardı. Sonradan yapılan kurgulanan bu oyunda işte içeride bir koku var falan diyor. Otlar büyümüş, ağaçlar yapraklanmış, artık meyveye dönüyor. Yani yazın çekilmiş. Maalesef arkadaşlar gelen ihbarların hepsi doğru. Zaten insanlar özellikle Kızılçukur köyü neden yalan söylesin? Yayınlamamış olabilirler değil. Hayır, yok öyle bir bölüm. Ve kışın arkadaşlar onu da ekledim. Şimdi siz de izleyebilirsiniz o bölümü. Arama kurtarma köpekleri hem de 3 tane jandarma ile beraber ilk bakıldığı yer odunluk. Ve köpekler burnunun dibindeki kadavrayı bulamadı öyle mi? Ve o araştırma yapılıyor. Köpekler arıyor, köyde bulamıyor. Köyün dışındaki bir alana götürüyorlar. Orada da bulunamıyor ve döndü Boztepe ile ilgili herhangi bir iz bulunamadı deyip bitiriyorlar Mart ayında. Değil. Öyle bir bölüm yok. Öyle bir bölüm hiç yok çünkü döndü Boztepe'nin kaybında kışındı, kar yağıyordu ve her yer buz gibiydi. Özellikle Müge'nin kilo almasından bile bunu anlayabilirsiniz. Yazıklar olsun diyorum. Diyecek de laf bulamıyorum. Yani o kadıncağız evde yalnız olduğuna mı yansın? Yoksa evlatları tarafından sahip çıkılmadığına mı yansın? İşte hem Mehmet Tunç'un odunlarını çaldığını söylemiş oğullarına hem de Mevlüt Er Yılmaz'ın onu rahatsız ettiğini söylemiş çocuklarına. Buna rağmen annelerine şey yapmamışlar. Ben aradım arkadaşlar bugün işlerimden fırsat buldukça döndüm geriye. Ta ilk döndü Boztepe'nin ilk programa katıldığı andan itibaren bütün yayınları izledim. Öyle bir bölüm olmadığı gibi muhabir Müge'nin üzerinde o kıyafetli herhangi bir paylaşımı da yok. Yani köpekler ve jandarma bulamadı öyle mi? Hem de evinin dibindeki odunlukta. Allah insana hayırlı evlat versin. Vicdanlı insanlar nasip etsin. Karşımıza inşallah böyle insanlar çıkmaz. Tekrar hatırlatayım size. Döndü Boztepe'nin bedeni şu 13 kişi birden bir gözaltına alınmıştı ya onlardan bir tanesi itiraf etti. Kütahya Kızılçukur köyünde yurt dışına kaçırılmış FETÖ'cü bir kadının yerine gömüldü döndü Boztepe. Oraya gömülürken de oranın köy halkı gördü. Sonrasında itiraf geldikten sonra kadının bedeni oradan çıkartılıp adli tıpa gönderildi. O zaman da gördü. Herkes biliyordu. Buna en büyük şahit Kenan Bey'dir. Kenan Koca'dır. Kendisinin Facebook'ta sayfası da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Ben zaten bunu şimdi bu yayınımı YouTube'da paylaşacağım. Onun altına sabitlerim Kenan Bey'in hesabını da. Kenan Bey bununla ilgili zaten o köyden, Kızılçukur köyünden zaten olanı biteni adamcağız hepsini gördü zaten paylaştı sayfasında. Döndü Boztepe'ye gerçekten çok üzülmüştüm. Benim takipçilerim benden onu işlememi istedi. İşlerken de yani başladım daha henüz başlar başlamaz hemen ihbarlar gelmeye başlamıştı. Ve bu ihbarları değerlendirdim ama işte
Adli tıptan sonuç gelsin, ondan sonra konuşacağız. Müge Anlı'da konuşulacak falan denince ben de bunlara güvendim. Keşke güvenmez olaydım. Keşke en başında söylemiş olsaydım bunları. Müge Anlı programı başladıktan sonra da gördük oradaki dönen oyunları ve maalesef Mevlüt Er Yılmaz'ın katlettiği Döne Boztepe'nin katili olarak Mehmet Tunç'un üstüne yıkmak için uğraştılar ama başarılı olamadılar. Döndü Boztepe'nin zaten şeylerini, bölümlerini arıyordum, o Müge ile şeyin çıktı, Uğur Boztepe'nin çıktı muhabir Müge ile, ama yok. Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Zaten bitkilerinden, Müge'nin giyinişinden, ağaçların yapraklarından mevsimi de tahmin edebilirsiniz. Çok üzüldüm ben o kadıncağıza ya. Sen evinde rahat, huzur içerisinde artık bir gün fazla yaşıyorum diye kar olarak düşünürken seni öldürsünler, sonra seni köyünden gecenin bir vakti alsın Mevlüt Er Yılmaz, atsın arabasına götürsün ta Kütahya'nın şeyine, neydi o köyün adı, Kızılçukur köyüne, seni orada gömsün. Sonra da elini kolunu sallayarak dolaşsınlar, sonra da bu suçu kalksınlar, masum bir insanın üstüne yıkmaya kalksınlar. Allah ıslah etsin diyorum. Bu dünyada adalet yoksa bile, yani bu kadar oyuna hiç gerek yoktu. Bu kadar oyunu gördükçe yani adalet nerede diyorum. Bu dünyada adalet yoksa öbür dünyada adalet var. Hepsinin cezasını çekecekler. Ben buna eminim. Bu şekilde kapatılacak. İnşallah Mehmet Tunç işlemediği bir suçu itiraf etmez. Ben yayınlarımda seslendim zaten ona. İnşallah kabul etmez. Çünkü kabul edip hapse atıldığı anda kendisinin aklına kadar zaten Mevlüt bir daha yargılanmaz bu olaydan. Bu böyle tuhaf bir adalet sistemi var bizde. Neden öyle bilmiyorum. Bu oyunu daha önce şeyi de görmüştük. Neydi o? Amasya'da vardı ya, bir çocuk öldürüldü. Adını hatırlayamıyorum şu anda. Karısı Fatma vardı. Onun sevgilisi Selami vardı. Muhammed Burhan. Muhammed Burhan cinayetinde de Selami'ye sen itiraf et, itiraf et, bir gir sonra çıkarsın dediler. İşte o da itiraf etmediği halde içeri atıldı ve çıktı ve bu şey kapandı. Bu dava kapandı. Bu da öyle kapanacak. Çekildiğinde kar var. Aynen öyle Nagihan Hanım. Nagihan İnce Dayı, hayır madem koku geliyor insan bir girip bakmaz mı? Yahu benim annem kayıp. Hemen empati yapıyorum. Benim annem kayıp. Orada bir koku duyuyorum. Var ya, duyduğum anda kendi ellerimle boşaltırım oradaki odunluğu. Ama öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Döndü Boztepe'nin kemikleri adli tıpa gönderir. Yani bedeni adli tıpa yollanmış da zaten. Geri geldikten sonra kadının kafatasını, kemiklerini, elbisesinin cebine de anahtarını koymuşlar. Neymiş, kadın odunluğa giderken anahtarla evini kilitlemiş, öyle gitmiş dibindeki şeye. Birkaç eşyasını da bıraktılar. Aa, burada bulundu diyeceklerdi. Ve şeyin üstüne de atacaklardı. Neydi onun çocuğun adı ya? Mehmet Tunç'un üstüne de atacaklardı. Oh, sen sağ ben selamet. Evet, kalın montlar vardı üzerinde. Hem muhabir Müge kilo almış arkadaşlar. Sonradan çekildiği için o videoda belli. Müge'ye bakın, ilk zamanlardaki hem kıyafetine bakın hem de daha zayıf. Kesinlikle insan kokusu çok ağır olur. Duramazsınız ve oradaki o 3 tane arama kurtarma köpeği zaten ilk odunluğa bakmış. Girin görün. Videosunu paylaştım. Bir problem olmazsa, işte telif falan atmazlarsa bir girin bakın hemen ona. Bölümünü de yazdım. Hangi bölümde yayınlandığını görürsünüz orada. Yani bizim aklımızla dalga geçiyorlar. Yani bu şeyi, kurguyu yapacaksınız, biz de körü körüne inanacak mıyız? Gülcan Üstün, 5 yaşındaki çocuk bile arar yahu koku olsa. 2 tane dağ gibi oğlu bunu nasıl akıl etmez? Başka şeyler var. Başka şeyler var. Basireti bağlanmış. Yok öyle bir şey. Bunlar ne? Bunlar, yok. Yok. Yalan. Bunların hepsi yalan. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında hiçbir zaman susmayacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah hepinizin karşısına, iyi insanların karşısına iyi insanları çıkarsın. Görüşmek üzere.